Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Bu son cümle bu tarafta da bayağı uzun diye bırakmıştık. Bir de o gözlerin falan kötüydü zaten, söylemiştim. Ama şu an kendime geldim. Dün de çekmedim zaten video. Bugün gidebildiğimiz kadar giderim. Hep böyle diyorum, 5-6'da kalıyor ama bugün bir onu geçersek güzel olur. Başlayalım. This represents an important and unique area of robotics research, since research in kinematics and design has traditionally focused upon single input mechanism with single actuators, moving at constant speeds, while robots are multi-input spatial mechanisms which require more sophisticated analytical tools. Şimdi burada cümleyi 3 parça, onu bir görelim. Bir şurası var. İlk parçamız burası. Sonra since. Burada because olarak çevireceğiz. Yani çünkü diyeceğiz. Sonra da while var. Yani bir şey olmuştur. Çünkü while olduğu için bir şey olurken bir şey olmuştur diyeceğiz. Bakalım. This represent. Represent burada temsil etmek diye çevirelim. An important unique area. Önemli ve eşsiz bir alan, neyin alanı? Robotik araştırma alanını temsil eder. Çünkü dediği için burada şey yapalım. Yani şu olurken bu da olmuştur diyebiliriz veya while'dan daha gelebiliriz. Burayı çevirip sonra geri gidelim. While robots are multi input spatial mechanism. Sonra which var bir de. Require more sophisticated analytical tools. Daha karmaşık analitik araçlara ihtiyaç duyan, çok girişli, special buradan uzaysal, mekansal demiştik. Mekansal mekanizmalara, yani robotlar bu mekanizmalarken, çok girişli mekansal mekanizmalarken, bir de bunu çünkü de ekledik buraya, öyle düşünün. Research in kinematics and design, işte kinematik ve tasarımdaki araştırmalar has traditional focus upon. Burada geleneksel olarak bir şeye odaklanıyorlar. Neye? Single input, tek girişli. Bir dakika, bit var bir de. Sabit hızda hareket eden tek aktüatörlerle, yani tekli de diyebiliriz ora. Tekli aktüatörlerle birlikte neydi? Tek girişli mekanizmalara odaklanıyor. Odaklanmıştır diye çevireceğiz. Yani iki sayfada olduğu için bir parça parça oldu ama mantığı anlamışsınızdır. Üç parçaya ayırdık. Yani bir şey olmuştur çünkü bir şey olurken bir şey olmuştur diye kalıbın içerisinde çevirdik. The dynamic behavior of manipulators is also complex since the dynamics of multi-input spatial linkages are highly coupled and nonlinear. Yine burada manipülatörlerin dinamik davranışları ayrıca karmaşıktır. Since yine bir kaos olarak kullanacağız. Ama since'den sonra eğer bir zaman falan yoksa bir yeri değil, bir kaos olarak kullanılır. Burada da normal cümle var. Burada dynamics of multi input spatial linkages, işte çok girişli uzamsal bağlantıların dinamikleri hayli yüksek derecede couple, buradan hani çiftleşmek anlamıdır ama burada bağlanmak anlamında yüksek derecede bağlanıp bağlanmıştır ve doğrusal değildir diyeceğiz. The motion of each joint is significantly affected by the motions of all the other joints. Burada her eklemin hareketi is significantly, burada significant önemliydi. Önemli derecede pasif var bir de is. Burada üçüncü hali, yani iyi almış. Etkilenmiştir önemli derecede. Ne tarafından? Motions of all the other joints. Diğer tüm eklemlerin hareketlerinden her bir eklem önemli derecede etkilenmiştir diyoruz. The inertial load imposed at each joint varies wildly depending on the configuration of the manipulator arm. Şimdi burada inertial atalet de, atalet load da yük demek. Atalet yükü. Hangi atalet yükü? Imposed at each joint. Her ekleme uygulanan, imposed burada yüklenmek anlamı da var. Uygulanan diyelim. Veya yüklenen atalet yükü. Fiilimiz, asıl fiilimiz bu. Verify. Very çeşitlenmek demek. Çeşitleniyor. Widely
Bu da büyük ölçüde yaygın bir şekilde çeşitleniyormuş. Bir de depending on neye bağlı olarak çeşitleniyor bu? On the configuration of the manipulator. Manipülatör kolunun konfigürasyonuna veya konfigürasyon Türkçe kullanacak olursak biçimine göre, yani biçimine bağlı olarak değişiyor. Uygulanan yük, her ekleme uygulanan yük. The kinematic and dynamic complexities create unique control problems that are not adequately handled by standard linear control techniques and thus make effective control system design a critical issue in robotics. Şimdi burada kinematik ve dinamik karmaşıklıklar create, oluşturuyor, yaratıyor neyi? Unique control problems. Eşsiz, benzersiz kontrol problemleri yaratıyor. That var. Nasıl bir problemmiş bunlar? Are not adequately handled by standard linear control techniques. Standart doğrusal da diyebiliriz, lineer de diyebiliriz. Türkçe'de lineer de kullanılır. Standart lineer kontrol teknikleri ile adequately burada yeterli olarak, yani yeterince iyi bir şekilde handle'da burada halletmek diyebiliriz. Halledilemeyen eşsiz kontrol problemleri yaratıyor. Bu kinematik ve dinamik karmaşıklıklar. And does, burada does biz so'yu değil de does kullanacağımı sana söylemiştik. Böylece make effective control system design a critical issue in robotics. Burası biraz karışmış olabilir. Şurası bizim nesnemiz. Make effective control system design. Yani etkili kontrol sistem tasarımına bir şey yapıyor. Ne yapıyor? A critical issue. Kritik bir konu haline, önemli bir konu yapıyor. Nerede? In robotics. Robotik, yani bu alanda, robotik alanında etkili kontrol sistem tasarımını kritik bir konu haline getiriyor bu durum. Bu şekilde çevirdik. Optoelectronics, modern computer science and mechatronics are promoting evolution of modern robots. Optoelectronic, ondan sonra modern bilgisayar bilimi ve mechatronic are promoting. Promoting burada desteklemek demek. Neyi destekliyor? Evolution of modern robots. Yani çağdaş günümüz robotlarının evolution, evrim, ama burada gelişim daha doğru. Evrim de diyebiliriz aslında. İşte modern robotların gelişimini, evrimini destekliyor. Bu üç alan. Optoelektronik, modern bilgisayar sistemi ve mechatronic. The robot arm is a basic research object of robotics and an outstanding representative of the modern mechatronic system. İşte robot kolu neymiş? Robotiğin, bu alanın temel araştırma objesi, nesnesiymiş. Ve an outstanding, burada işte şey, çok iyi veya ne diyebiliriz, olağanüstü, aynen o kelime daha uygun, olağanüstü, representative de burada temsilci demek. Represent zaten temsil etmek, bunu da kullandık bu videoda, önceki cümlelerde. Neyin olağanüstü temsilcisiymiş? Modern mechatronic sistemin olağanüstü temsilcisi, robot kolu. It has been widely applied to fields such as industrial production, medical treatment and science exploration. It has been widely, burada yaygın olarak geniş bir şekilde ne yapmış? Applied, uygulanmış nereye? Alanlara. Sonra such as var. Ne gibi alanlara? Endüstriyel üretim, tıbbi tedavi, sonra science exploration, bilimsel araştırma gibi alanlara yaygın bir şekilde kullanıldı. Yani bu robot kolu. Tıpta da kullanılıyor. İşte üretimlerde de, araba fabrikalarında mesela. Artık her fabrika neredeyse kullanılıyor. It can help people get a deep understanding of the fundamental principles of the research and development of robots. Şimdi it can help people. İnsanlar yardım edebilir. Ne için? Get a deep understanding. Böyle derin bir şekilde, yani iyi bir şekilde anlamasına yardım edebilir. Neyi? Of the fundamental principles of the research and development of robots. Robotların araştırması ve geliştirilmesinin temel prensiplerini, işte derinlemesine anlaması için bu insanlara yardım edebilir diye burayı çevirebiliriz. On the basis of the research
Achievements of the manipulator, the wheeled robot and the beeped robot are increasingly mature and used for space exploration, represented by the Mars Exploration Rover, MER, and Chang'e 3 Rover. Şimdi burada on the basis of var. Bir şeye dayanarak diyeceğiz. Neye dayanarak? Research achievements of the manipulator. Manipülatörün araştırma başarılarına dayanarak. The wheeled robot and beeped robot. Wheel burada zaten tekerlek. Tekerlekli robotlar. Yani robot ve beeped de iki ayaklı. Hani yürüyen ve tekerlekle giden gibi düşünün. İki ayaklı robotlar increasingly mature. Increasing zaten increase artmak demek. Giderek burada mature de olgunlaşmak, yetişkin demek. Giderek olgunlaşıyor. Bunun pankası da giderek gelişiyorlar diyebiliriz. And used for space exploration. Ve uzay araştırma, uzay keşifleri için kullanıldılar. Mesela burada yine virgül örnek vermiş. Represented. İşte temsil edildi. Temsil etti. Mesela ne tarafından? Burada örnek vermiş uzay keşiflerine. Mars Exploration Rover. İşte Mars keşif gezgini diyebiliriz. Çevirecek şekilde. MER'miş kısaltılışı. And Chang'e 3. Bunu zaten daha önce de gördük. Chang'e 3 iticisi. Gezgini. İtici demişim. Gezgini. Bunlara örnek. Burayı da bu şekilde çevirdik. For convenience, we prefer to call robotic arm as robo arm, robot hand as robo hand, robot wrist and as robo wrist, etc. Convenience burada uygunluk, müsait, kolay gibi bir anlamı var. Yani for convenience de güzel bir kullanım. Kolaylık olsun diye çevirebilirsiniz bunu. We prefer, biz tercih ederiz. Neyi? Call robotic arm as robo arm. Yani robotik kolu. Robotic arm yerine biz robo arm deriz kolaylık olsun diye. Sonra robot hand, yani robotun kolunu için robo arm diyoruz. Robotun eli için ne diyormuşuz? Robo hand. Sonra wrist bilek demek. Robotun bileği için de robo wrist. Yani robot değil, robo. Bunu kolaylık olsun diye hani bir de arada tire deyip bir kelimeymiş gibi bütünleştiriyoruz. Ve bu gibi şeyler. Hani böyle benzetmelerde robot değil, robo. Gibi mesela robonun ayağı diyeceksek robo foot diyebiliriz belki. Robonun tekerleği robo wheel. Görünce tam olarak anlarız. Şu an salladım ya bunları. Burada yine bir alt başlığımız var. Industrial robo arms. Sana direkt burada dediğini artık bundan sonra hep robo arm olarak kullanacağız diye ben anladım. Endüstriyel robot kolları. Yani endüstri alanında kullanılan robot kollarını göreceğiz. Aynen. At present, industrial robot corporations around the world have manufactured various series of industrial robot arms which are mainly applied to welding, assembling, carrying, injection molding, punching and spraying jobs. At present, şu anda günümüzde Endüstriyel Robot Corporation, burada kurum, kuruluş, şirket diyebilirsiniz. Endüstriyel robot şirketleri around the world, dünyadaki endüstriyel robot şirketleri hem manufactured. Burada üretti. Ne olarak? Various series of industrial robot arms. İşte çeşitli seriler. Ne serileri? Endüstriyel robot kolları serileri üretmişler. Sonra which var virgül. Hangi endüstriyel robot kolları? Are mainly, esas olarak, temel olarak applied to, bir şey yap, bir şey uygulanıyorlar. Bir de jobs vardı. Hani bu işlerde uygulanıyor. Yani bu işleri yapmak üzere esas olarak farklı robot kolları yapıyorlar. Neymiş bu işler? Welding, kaynak demek, kaynak işi. Assembling, montaj. Carrying, taşıma, bir yerden bir yere taşıma. Injection molding, bu enjeksiyon kaplama demek. Ya bunu resmini göstereyim. Enjeksiyon kaplama şöyle bir şey de tam olarak ya teknik terim olduğu için ya üzerinde boyadır. Yani bir şey kaplama yapılan makine anladığım kadarıyla bunu kastediyor. Ya şunu işte robotik arm olarak, robotik olarak düşünebilirsiniz.
Sonra punching. Punch şeyi biliyorsunuzdur belki. Yumruklamak anlamı var. Bir delmek anlamı da var, zımbalamak gibi. Burada zımba da olur, delme de olur. Delme işlemi sprey. Zaten sprey Türkçe'de de artık kullanıyoruz. Yani sprey boya diyoruz hatta. Bir de püskürtme işlemleri için de kullanıyoruz. İşte bu boya mı olur? Belki yıkama da olabilir püskürtme ile. Temizleme olur. O tarz işler için robot kollarını kullanıyormuşuz. Hatta bunları seri şeklinde şirketle üretiyor bu işler için. Ve bakalım. The industrial robo arm has played an important role in the flexible manufacturing system, factory automation and computer integrated manufacturing system, which reduce rejection rate and production cost. Şimdi burada endüstriyel robot kolları has played an important role. Play a role. A role zaten burada bir rol oynamak demek. Önemli bir rol oynuyor. Nerede? Flexible manufacturing system, factory automation. Şu üçünde rol oynuyor. Sonra which var. Buradan gelelim. Reduce rejection rate. Rejection burada rejection red olarak reddetmek anlamı var. Reject. Ama buradaki anlamı şey anlamı da var. Hani fabrikadan çıkınca bozuk oluyor, defolu deniyor değil mi? Defolu mal anlamında. Hani sorunlu mal, sorunlu ürün oranını ve üretim maliyetini azaltan, reduce, azaltan nelermiş bunlar? Serbest üretim sistemleri, fabrika otomasyonları, bilgisayar entegre üretim sistemlerinde in var. Önemli rol oynamıştır. Yani bu endüstriyel robot kollarını kullandıktan sonra maliyetler azalıyor. Defolu mal sayısı da azalıyor. Yani daha az hata yapılıyor üretim aşamasında. Bunu diyebiliriz. Meanwhile, the application of robot arm can improve the utilization rate of machine tools and reduce the risk of the defective parts caused by manual mal operation. Şimdi meanwhile bu arada the application of robot arm, robotik kolların uygulamaları can improve, artırabilir, geliştirebilir. Neyi? Utilization burada uygulama, kullanım anlamında kullanım daha iyi. Bir de rate var zaten, kullanım oranı. Kullanım oranını artırabilir diyor bu robotik kollarının uygulamaları. Neyin kullanım oranını artırıyor? Machine tools'tan kastı neydi burada? Makine yok. Masa tezgahları. Bunu örnek vermiştik zaten. Bunları kullanım oranlarını artırabilir. Ve reduce, azaltır neyi? Risk of defective parts caused by manual mal operation. İşte manuel, yani elle yapılan demek. Burada mal şeyin kısaltılışı, malfunction diye arızalı, kusurlu bir kelime var. Mal operation'da hani hatalı operasyon, kusurlu operasyon, elle yapılan işte manuel kusurlu operasyonların sebep olduğu caused by. Defective de yine kusurlu demek, hatalı. Hatalı kısımların riskini azaltır. Robotik arm uygulamaları. Yani burada endüstriyel, yani endüstride robotların kullanımı önemi bize kazandırdıkları şeylerden bahsediyoruz. Figure 1.4 shows the three robo arm arch welding robot of the Yaskawa Shogun Robot Co. Ltd. Bu şirket diyelim buraya. İşte figure 1.4. Nerede? Şurası mı 1.4? Evet. Burada bu resim. Yani shows gösterini 3 tane robot arm gösteriyor. Robot kolu gösteriyor. Neymiş bunlar? Arm welding robot. Of the Yazaka İşte Yaskawa Shogun robot şirketinin 3 tane burada ARC kaynağı yapan robotunu bize gösteriyor. Bunlar kaynak yapıyormuş bu kısımlara, anladığımız kadarıyla. It can move in a winding and circumnating way, ensure the optimal welding position and orientation.
At any time, avoid mechanical interference between workpieces and fixtures, and easily cope with the external and internal welding of large size workpieces. Şimdi it can move, o hareket edebilir. Burada winding sarmal bir şekilde, circumnating de çevresel. Ya burada hareket kabiliyetinden bahsediyor bu robotların. Yani dairesel ve sarmal bir şekilde hareket edebiliyormuş. Yani 3 boyutlu hareket edebiliyor anladığımız kadarıyla. Sonra ensure, sağlıyor bir şeyi veya garanti ediyor neyi? The optimal welding position. Bu işte optimal yani en iyi. Welding nedir? Kaynak. Kaynak pozisyonunu ve orientation'a yönünü at any time. Her zaman. Her zaman en iyi işte kaynak pozisyonu ve yönünü sağlıyormuş, bulabiliyormuş, garanti ediyormuş. Yani burada ne kadar büyük oldu veya yönü şekli nasıl olduğu önemli değil. Nereden kaynak yapması gerektiğini kendisi otomatik olarak buluyor. Sonra ne yapabiliyormuş? Avoid mechanical interference between workpieces and fixtures. Evet burada kaçınıyor. Mechanical interference burada araya girmek yani parazit anlamı var burada kullanacağımız. Mekanik parazitleri önlüyor, kaçınıyor ondan. Ne arasında? Workpieces and fixtures. Şimdi workpieces işte çalışma parçası gibi bir anlamı da var ama bizim şey yaptığımız, çalışmayı uyguladığımız şey. Mesela kaynak yapacağımız, kaynak yapacağız mesela. Kaynak yapacağımız malzeme workpieces. Fixtures ise mesela buraya bakalım. Şurası mesela şey olsun. Tabii emin değilim ama kaynak şunu yapıyoruz. Bu bizim workpieces'ımız. Şuradaki alttaki sehpa ise bu robotun sabit tutulduğu sehpa ise fixture. Öyle düşünün. Bu ikisi arasındaki parazitleri önlüyor. Yani kaynağa gidip de sehpayı yapmıyor diyebiliriz. Veya arada titreşim varsa bunu kapatıyor veya bir şekilde önlüyor diyebiliriz. And easily cope with the external and internal welding of large size workpieces. İşte büyük ölçekli yani çok büyük bu çalışma şeylerimiz yani kime kaynak neye kaynak yapacaksak onlar çok büyükse bile bu kaynak ve bu kaynak iç external and internal yani dış ve iç kaynak. Cockpit'te bir şeyle baş etmek demek. Kolay bir şekilde bununla baş ediyor. Yani büyük bir parçaya biz kaynak yapacak olsak bile onu o parçayı kolay bir şekilde hem içeriden hem de dışarıdan kaynak yapabiliyormuş bu robotlar. Evet burada bu kalalım arkadaşlar. Bir sonraki resim de var. Hem yani burayı çok uzatmamış oluruz. Yani 1-2 dakika 1-2 dakikadır. Diğerinde de resim olacağı için biraz daha kısa olacak zaten. Umarım videolar faydalı oluyordur ve eğlencelidir yani içerik olarak da. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.